Biz bugün Ormanya'dayız. Ormanya nerede? Kartepe'de. Buraya İzmit'ten yaklaşık 281-285 otobüsleri geliyor. Yaklaşık 2,5 lira tutuyor. Ve Ormanya'nın giriş kapısındayız. Hem Hobbit evlerini göstereceğim, hem parkı göstereceğim, hem de hayvanları göstereceğim inşallah. Ve gezimize başlıyoruz. Evet arkadaşlar, bugün Ormanya'da gördüğüm ilk hayvan bu oldu. Şu arkamda görmüş olduğunuz buyu gördük. Bir de arkada görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Çin'e özgü yaban kazları var. Yaklaşık 1 kilometre girişten sonra bunları görebilirsiniz. Daha da arkama gidersek, girecek olursak çocuklara hayvanat bahçesi yapmışlar. O gözüküyor. Oraya girmeyeceğim ama buradan vahşi alan şeyine doğru devam edeceğiz. Çok kalabalık pazar günü. Size tavsiyem pazar günü gelmeyin. Görüşmek üzere. Zebra vlogunu bitirdim. Zebra poz çekmiş. Poz kırmış. Dinleniyor. Hayvanlar çok enerjik değil. Dediğim gibi çünkü çok sıcak bir gün bugün. O yüzden çoğunu dinlenme halinde görebiliyorsunuz. Ama yani doğal olan elinden geldiği kadar yakın bir alan yaratmaya da çalışmışlar. Onu da söyleyeyim, haklarını yemeyeyim. Ya park düş, yani zaten hayvanat bahçesi dışında aslında parkı ziyarete gelin. Çünkü park çok güzel. Bu bağıran da tavus kuşu arkadaşlar. Tavus kuşu cırtlığa çıktığı kadar bağıran bir hayvan. Çok sinir bozucu bir şekilde. Yani o yüzden şu sesimi bazen o kesiyor. Parkı ziyarete gelin dediğim gibi. Park çok güzel, yani çok güzel tasarlanmış bir park. Daha Hobbit evlerine falan gelmedik. Oraya gelince ayrı bir video çekeceğim Hobbit evleri için. Şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar hindi. Bunlar ikili, böyle gayet saldırgan hindiler. Kafalarını mafalarını sevdirmiyorlar. En fazla bu kadar yaklaşabiliyorum. Şu an ters ışıktayım hatta. Ön ışığa da geçemedim daha. Önden de görün isterim. Başları çok ilginç hayvanların yani. Evet, bunlar da hindi. Meşhur hindi. İçeride rakunlar falan var. Daha. Geziyoruz. Doğru yolu seziyoruz. Bu rayonda atlar var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Midilli. Mi at mı ya bu? Midilli mi? Ama saçları çok güzel. Deve kuşu rayonu arkada ama çok yoğun bir ilgi olduğu için size onu gösteremedim. Arkada normalde deve kuşları var. Dönüşte başka bir deve kuşu türünü göstereceğim. Onlar insanla daha yakın oluyor. Onları size göstereceğim inşallah. Ama park şahane değil mi ya? Bak burada hayvanlar, burası da böyle park kısmı. Çok sıcak olmasına rağmen çok da terlemiyorsunuz. Çünkü dediğim gibi ağaçlık alan çok fazla olduğu için çok terlettiğini söyleyemem. Atlar pek insan canlısı değil. Yaklaşmıyorlar. Şu an sanırım dinleniyorlar. Önümdeki reyonda at reyonu. Orada da beyaz atlar var. Şöyle gösterecek olursam. Orada beyaz atlar var. Geziyoruz bakalım. Hobbit evlerine daha önce gelemedik. O nerede bilmiyorum ama bayağı sanırım yürümemiz gerekecek bugün. Bu hayvanat bahçesi işi biraz uzattı ama değeceğini söyleyebilirim ama vahşi bir hayvan da yok. Hani böyle vahşi hayvan var diye geleceksiniz, öyle bir durum yok, onu söyleyeyim yani size. Görüşmek üzere. Kaçıyor. Evet, tavus kuşu. Rengarenk. Birazdan kanatlarını da açsa dedim, açtı. Bak en azından bu hususta anlaştık. Bugün hayvanlar benden bir kaçıyorlar, ilginç. Yani ama elimden geldiği kadar göstermeye çalışıyorum. Bak burada tavus kuşları ve tavuklarla iç içesiniz yani böyle bir... Merhaba arkadaşlar, arkada geyikler var görüyorsunuz. Görmüyorsanız şöyle biraz netleştim. Mikrofonumu da almaya çalışıyorum, alamadım. Neyse, bu hayvanat bahçesinden çıktıktan sonra dediğim gibi kızıl geyik alanı var. Biraz ileride şöyle atları korudukları alan var. Sincaplar için var. Bunlar hayvanat bahçesi değil ama hani böyle doğal alana böyle bir tel çekip doğal yaşamı koruma gibi öyle bir şey olmuş, mentalitesi olmuş. Şu arkada atları göreceksiniz zaten. Böyle. Bunların içinde geziyorsunuz. Bunların içindeki patikalardan yürüyorsunuz. Bu bakımdan Ormanya sırf bu yüzden bile keyifli gelebilir. Pazar gelmezseniz daha az insan görürsünüz. Daha sakin olur. Daha çok kuş seslerini falan dinleyebilirsiniz eğer pazar günü gelmezseniz. Şimdilik görüşürüz. Şimdi neredeyiz? Gördüğünüz gibi gazel. Yani gazel ceylan mı geyik mi bilmiyorum ama bunlar alacınıklar. Ve hindilerin alanı burası. Arkamdaki alan. Çok tatlı değil mi kendisi? Çok tatlısın sen.
Sen çok tatlısın. Sen çok tatlısın. İyi ki bunları böyle koruyorlar. Çünkü korumasalar bizim insanlarımız bunların çoğunu avlıyor. Geyiklerin. O yüzden doğal alanda olmadıkları için böyle korunmaları benim geyikler nezdinde en azından hoşuma gidiyor. Çok tatlı hayvanlar ama geyikler. Koruyalım, yaşatalım. Evet, şu an Ormanya'nın en meşhur olduğu şey olan Hobbit evlerinin önündeyiz. Şöyle gidecek olursak. Birazdan içeri gireceğim. Sıraya girmek lazım. Gördüğünüz gibi acayip bir pazar kalabalığı var. Böyle bir göl var burada bir de. Hoş bir sisteme yapmışlar. Çok güzel duruyor bence. Burada da arkada Hobbit evlerini görebiliyorsunuz. Sıraya giriyor insanlar. Ben de sıraya gireceğim. Birazdan göstereceğim. Görüşürüz. Evet, şu an tam önündeyiz. Fırsat buldum. İşte bu fırsatta bunu göstermek istiyorum. Şöyle içi sanırım depo olarak kullanılıyor. Onun dışında dediğim gibi çok şeker şirin bir ev. Burada da böyle hemen karşısında bir tane şelalemsi bir şey yapmışlar, değirmen. Aşağıda da göl manzarasını böyle izleyebilirsiniz. Bu da böyle küçük bir tane daha Hobbit evi bulduk. Gördüğünüz gibi ebatları tam benim ebatlarıma uygun. Yani kapı açılıp girebilsem girip yaşayabilirim. Küçük bir adam olmanın faydaları Hobbit evlerine sığabiliyorsunuz ama kapı açılmıyor bunların. Hiçbirinde kapı açılmıyor. Sadece yani dışarıdan uzaktan süs olarak bakabiliyorsunuz. Resim çektirebiliyorsunuz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, burası Ormanya'nın hemen dışında şöyle bir ağaçtan kulübe yapmışlar. Bunu Avrupa'da ormanlarda sık sık görebiliyordum. Hatta bizim Nagyardo depresende bile vardı böyle bir yer. Buraya da yapmışlar böyle kütükten bir ev. Gayet de şık durmuş bence. Hani böyle Hobbit evlerinin hemen karşısında kalıyor burası. Ve gayet güzel. İçine de girebiliyor. İçinde de oturabilirsiniz. Birazdan...